üniversitelerde sergiledikleri görüntü maalesef en çok bu kurumlara zarar veriyor. Ben buradan ülkesini ve milletini seven gelişmeleri sağduyulu bir şekilde değerlendirebilen bilimsel ve kişisel ahlak sahibi akademisyenlerimize çağrıda bulunuyorum. Sizler de düşüncelerinizi, tavrınızı, endişelerinizi gür bir sesle kamuoyuna duyurmalısınız. Bunu elbette öncelikle bilimsel çalışmalarınızla ve eserlerinizle yapacaksınız. Bununla birlikte iç ve dış kamuoyuna bu ülkenin, bu milletin akademisyenleri tarafından da sahiplenildiğini gösterecek güçlü kampanyalar yürütmelisiniz. Burada kesinlikle siyasi bir tavırdan, siyasi bir pozisyon almadan söz ediyorum. Bir cumhurbaşkanı sıfatıyla söz ediyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşmuyorum. Ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda tıpkı Çanakkale'deki gibi akademisyenlerimizi en önde görmek arzusuyla bunları söylüyorum. Bozok Üniversitesi'nin Türkiye'nin 2023 hedefleri gibi ülkenin ve milletimizin geleceğine sahip çıkma konusunda da öncü ve örnek bir üniversite olacağına inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şahsıma layık gördükleri Fahri Doktora ünvanı için üniversite yönetimine tekraren kalbi şükranlarımı arz ediyorum ve öğrencilerimiz için başarıların artarak devam ettiği bir dönem Rabbimden niyaz ediyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Hocalarımıza da başarılar temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Bozok Üniversitesi yerleşkesinde 10 bin adet fidanın bulunduğu alan üniversite yönetim kurulu kararıyla muhterem anneniz Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı olarak düzenlenmiştir. Değerli konuklar, Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Salih Karaca Bey, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Tenzile Erdoğan Hatıra Ormanı sertifikasını takdim edeceklerdir. Arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, Bozok Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora töreni burada sona erdi. Teşrif eden başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz.